Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bu soruyu herkes merak ediyor. Science Bilim Dergisi'nde yayınlandı. Depremin 7 şiddetin üzerindeki depremlerin önceden tespitinin mümkün olabileceğine dair bir makale kaleme alındı. Böyle bir durum söz konusu mudur? 700 üzerindeki depremler önceden tespit edilebilir mi? Böyle bir şey mümkün tabii. Yani ama bu yeni bir olay değil. Şimdi bu sanki yeni bir olay gibi sanıyorum bu Science'da Evet. yer buluyor. 2 gün önce yayınlandı. O yüzden gündeme düştü birden. Bizim mesela 99 depremi olmadan önce Kandilli gözlem evimiz Almanlarla İznik keza Gölcük dolayında İzinet diye bir ağ kurarak jeofizik gözlemler yapmaya başlamışlardı. Yani bu gözlemler 10-15 yıl sürdüğü kanısındayım ben. Şimdi buradaki ölçümlerden bir tanesi de kırılma öncesindeki kırılmasız yavaş kaymadır. Creep denir. İngilizcesine creep denir. Bunu ölçen aletlere de kripmetre diye adlandırılıyor. Yani kayma ölçer diye adlandırılıyor. Her depremde olmaz ama birçok depremde kırılma öncesinde kırılmasız yamularak kayma olur. Bu kayma bir hafta önceden veyahut 10 gün önceden veyahut birkaç gün önceden başlayabilir. Eğer bu kırılacak yüzeylerin sürtünerek birbirine sürtünerek kaymaya başlamışsa bu bölgede bir deprem olacak demektir. Ve aynı zamanda bu yanaklar kaymaya başladığı zaman birbirine sürtmesi sonucunda bir piyoze elektrik olayı oluşuyor ve aynı zamanda bir elektromanyetik ışın oluşuyor. İşte bunlar jeofizik bağlamında eğer ölçülür ve günü günü izlenirse orada bir depremin geldiği gözlemlenebilir. Gölcük depreminde 1999 Gölcük depreminde raporlara bakılırsa buradaki kaymanın deprem öncesinde %18'e kadar vardığı görüldü. Şimdi benzer bir şekilde Kandilli Gözlemevi şu anda Kuzey Marmara'da deprem odağı beklediğimiz yerlerde OBS denilen jeofizik bileşenleri ölçen duyaçları yerleştirdiler. Tam da kırığın üzerine yerleştirdiler. Ve bunlar şu anda günü gününe yani saati saatine, dakikası dakikasına şu anda ölçüldüğünü biliyorum. Peki. Şimdi dolayısıyla Türkiye bu ölçülerin dışında değil. Ama sözün gelişi Muş'ta, Varto'da, Hakkari'de ya da Adana'da yok Denizli'de, Aydın'da bunlar ölçülüyor mu? Hayır, ölçülmüyor. Yani bunun için deprem beklediğimiz yerin yakın gözlem altına alınmış olması gerekiyor. Yoksa belirleyemezsiniz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok kıymetli bilgilerinizle aydınlattınız bizi. Bu deprem gündemini konuşurken arkadaşlarım da eş zamanlı kulağıma bir şeyler söylüyorlar. Tekrar ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız. Kıymetli bilgilerinizi paylaştınız bizlerle ve vakit ayırdınız. Sevgilerimi sunuyorum bütün izleyicilere. Benden de. Değerli izleyiciler, Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ahmet Övgün Ahmet Ercan bizlerle birlikteydi.